Ağustos böceği ile karınca. Yaz en sıcak mevsimdir. Güneş uzun kollarını uzatarak toprağı ısıtır. Bu mevsimde ağaçlar meyve doludur. Dallar yemyeşil, çiçekler rengarenktir. Türlü çeşitli bitkiler topraktan fışkırır. Böcekler, kuşlar, arılar canlılık içinde oradan oraya koşturup dururlar. Hayvanların en çalışkanı karıncalar yaz boyunca hiç boş durmazlarmış toprağın altındaki yuvalarına mısır, buğday, arpa buldukları bütün yiyecekleri taşıyıp kışa hazırlık yaparlarmış. Havaların güzelliğine aldırmadan, durup dinlenmeden birinin kaldıramadığını üç beşi birden taşıyarak uğraşıp dururlarmış. Üstelik çok disiplinli bir şekilde. Hiçbir karınca bir saniye bile duraksamazmış. Gene bir yaz mevsiminde Ağustos böceği güneşin ve ağaçların tadını çıkarıyormuş. Daldan dala atlıyor, cırcır cır diyerek eğlenceli ezgiler mırıldanıyormuş. Şarkı söylerken, dans ederken bazen önünden karıncalar geçiyormuş. Ağustos böceğinin rahatlığına şaşırıyormuş karıncalar. Arada bir şöyle soruyorlarmış: Neden sen de çalışmıyorsun? Kışın çok zorluk çekersin yoksa. Ağustos böceği bir taraftan dans ederken bir taraftan da şöyle yanıt veriyormuş. Bu havada çalışılır mı hiç? Yazın tadını çıkarıyorum ben. Çalışırım elbet. Daha kışa çok var. Günler hızla geçmiş. Yapraklar sararıp dökülmeye, havalar soğumaya başlamış. Hayvanlar yuvalarına çekilmişler. Tabii Ağustos böceği de. Bir süre sonra karnı acıkmaya başlamış. Ama hiç yiyeceği yokmuş. Yiyecek aramaya çıkmış ama hiçbir yerde yiyecek bulamamış. Açlıktan dizleri titremeye, gücü azalmaya başlamış. Karnını nasıl doyuracağını düşünüyormuş. Aklına birden komşusu karınca gelmiş. Tir tir titreyerek komşusu karıncanın kapısını çalmış. Karınca kardeş, karınca kardeş. Kim o? demiş karıncalardan biri. Benim komşunuz Ağustos böceği demiş. Karınca kapıyı açtığında Ağustos böceği soğuktan donmak üzereymiş. Karıncanın ne istiyorsun sorusuna şöyle yanıt vermiş. Karnım çok aç, yiyecek de bulamadım dışarıda. Sizden ödünç yiyecek istiyorum, yaz gelince borcumu öderim demiş. Karınca sormuş. Peki demiş sen yaz boyunca ne yaptın? Ağustos böceği yaptıklarından pişmanlık duymamış. Hiç demiş saz çalıp şarkı söyledim dans ettim yazın tadını çıkardım. Karınca kızmış. Bense çalıştım, sen eğlenirken ben ter döktüm ve yuvamı yiyecekle doldurdum. Madem ki yazın saz çalıp şarkı söyledin, kışında açlığı ve soğuğu hak ettin demiş, kapıyı yüzüne kapatmış.